Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Siyon'la, Berekat'a Siyon'umla videoyu açmak istedim. Arkadaşlar bakın bu Siyon büyüdü, kocaman oldu. Bunu size göstereceğim, bir inceleyeceğiz bunu. Kostombik olmuş çünkü. Ama bu Siyon'um da şuralardan bebek veriyor. Ama çok büyümedi. Yani böyle onun boyutunu almadı. Berekat'a Siyon bu. Ama buralardan yavruları var mı? Var. Toprak mı acaba dedim, düzgün değil, sağlıksız değil. Fakat şuna bakar mısınız? Yani toprakta da büyüyen bu. Ki ben bunu kaç kere kestim, yine de keseceğim şuradan. Şunlar büyüsünler. Onu çoğaltmak istiyorum. Çok olsun. Şimdi arkadaşlar şurada da Rabia Hanım'ın bana gönderdiği bitkiler vardı. Bakın şunlar vardı. Bunlar tutmuş. Fakat arkadaşlar şunlar bakın. Yani gölgeye koymama rağmen bir de bunların üzerine ben peçete koymuştum. Şu tutmuş. Bu da tutmuş galiba. Bu da tutmuş. Bu yine ölmedi. Bir şey olmadı. Ama tutmadı da. Köksüz yani. Şimdi ben baktım, koydum oraya. Köksüz. Ondan sonra ama şunlar ölmüşler arkadaşlar. Şunlar ölmüşler. Siyonum da arkadaşlar, Siyonum da kat kat böyle kat aralarından ben dal almıştım. Çünkü yaprak almaya başlamayacağım diyorum ya, yaprağı sonra alacağım. Yaprağı hangi ayda alacağım biliyor musunuz? Ekim gibi. Ekim ayı gibi almayı düşünüyorum. Ama bu bayağı bir büyümüş. Bir gün sizinle şöyle bir Siyon'u keselim mi videosu yapabiliriz. Çünkü Siyon'un da çok çok fazla yavru var. Yavruyu artık kafa besleyebilir mi? O kısmı da bilmiyorum arkadaşlar. Biraz büyüyen yavrulardan alabilirim. Satışta zaten isteniyor, çok isteniyor hem de. Veya şöyle ben kamerayı kapatayım arkadaşlar, Siyon'u şöyle çevirelim bir bakalım. Evet arkadaşlar, Siyon'u çevirdim. Bakın şuralardan falan, şuralardan falan arkadaşlar bebekleri var. Şöyle havanın biraz serin olduğu, biraz işte bir hafta yağmurlu gidecek olan zamanda bunu sizinle, belki bir dahaki hafta olabilir, makasla keselim bunu. Bir sürü bebeği var. Bilmiyorum birkaç tanesini şimdi alsak mı ya? Birkaçını şimdi alsak. Çünkü bu şekilde büyümesi zor. Çok zor. Ben nasıl köklendiriyorum onu da söyleyeyim. Kuru toprak, kuru da değil arkadaşlar, demli olacak. Bu arada çöp kamyonu geçti herhalde. Nemli olacak toprak. Nemli olacağı için bu güzel kökleniyor. Bu ara bir ilgilenemeyeceğim için, bir de havalar çok sıcak gidiyor yine. Bizim buralar baya baya bir sıcak. İşte bunu birkaçını kesip hepsini kesmemek lazım. Çünkü şunlara da sıkıştırıyor. Safiye Hanım bunu gönderdiğinde bana söylemişti zaten. Dedi ki Fatma Hanım, yapraktan yetiştirmeyi hiç uğraşma. Yeterince dedi, bebek veriyor zaten dedi. Ben yine de makas alacağım arkadaşlar. Birkaç tane alacağım. Arkadaşlar makası aldım. Saksıyı da şöyle koydum. Bu kadın ne yapıyor demeyin sakın. Daha iyi görebilmek için. Ne kadar da kalın ya. Arkadaşlar güzelliğe bakar mısınız?
onları da yine koyarız. Bunları da yine evin içerisinde bir yerde bekletmek lazım. Şimdi arkadaşlar şurada da var. Bakın şurada da var. Aslında hepsini birden yaralamamak lazım. O büyüsün. Bir de şuradakini alayım diyorum. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok büyük. Harika. Harika siyonlar. Darısı şuradaki verigate siyonun başına. Şimdi şuradakiler bence büyüsünler. Şöyle bir temizleyeyim orayı. Şimdi arkadaşlar şu seri serpe büyüsün. Şuradaki arkadaşlar şuradaki yaprağı almayayım dedim ama alacağım. Ne olur ne olmaz. O da büyüsün. Şu. Şöyle büyüsünler. Bir de arkadaşlar şurada köklenmemiş olan vardı ya bu çok güzel bir tür. Bunların hepsini alacağım. Bir tane saksı hazırlayıp bunları bilmiyorum yani böyle yine böyle gözümün önünde kedinin de ulaşmayacağı bir yere koyacağım. Çok güneş bir yere koymak istemiyorum. Yine gölge bir yer olsun. Şöyle şimdi siyonum bu. Siyonum bu arkadaşlar ve verigate siyonum da inşallah o halleri alır ve siyonum tekrar bu. Bu arada bunlar satışta mı diye soran arkadaşlar mutlaka olacaktır. Evet arkadaşlar köklenmeden de gönderebilirim. Ben kendim hemen vermiküllüte koyup köklendirme reçinesi sürüp kenara koyuyorum. İsteyene de bunları gönderebilirim. Yani o işlemleri yaptıktan sonra zaten gönderebilirim veya yani kendime anaç yapabilirim. Çünkü bir tane anaçım var. Aslında bir tane kendime anaç yapmıştım. İsteyen bir arkadaşa göndermiştim. O şekilde gönderebilirim arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Bugünlük konumuz siyon olsun. İnşallah çok daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.